Teşekkürler videoya tıkladığınız için. Dün gece geç saatlerde tekrardan State of Play oldu arkadaşlar ve ben oyun konuşmayı seven biri olarak bu sefer bunu izleyemedim çünkü Game Over videosunu izlediyseniz hatırlayacaksınız ki annem o saatlerde izleyip canlı yayın açınca bana gelip diyor ki seni kim izler o saatte nasıl yani senin de anca senin gibiler izler falan diyor o Game Over'sdaki mevzuyu hatırlıyorsunuzdur. O yüzden bu sefer izleyemedim artık uyku düzenini düzeltmiş bir genç olarak ertesi güne sakladım ve bakın şimdi şu sekmelere bakar mısınız bir de şu adama bakar mısınız? Bütün haberleri, bütün oyunları, bütün düşünceleri, her şeyi topladım ve bugün State of Play'in üstünden geçeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk oyunumuz gördüğünüz üzere gene artık kaybettiğim, takip edemediğim, hepsi birbirine benzeyen Japon oyunlarından biri Stellar Blade ve kendisi ne yalan söyleyeyim Ilgimi çekti. Nier Automata oynadıysanız büyük ihtimal bu oyunu da seveceksinizdir. Ama birazcık yapmacık duruyor büyük ihtimal karakterlerinden dolayı. Çünkü bu tarz karakterlerle çok fazla oyun görmeye başladık diye düşünüyorum yakın zamanlarda. Yani gene fena değildir. Türkiye'de sevenler oynayacak diye düşünüyorum yani 5000 kişi bile değil. Bu oyuna baktığımda gördüğüm şey Final Fantasy VII Remake, Nier Automata ve birazcık da Bayonetta olurdu. Grafikleri falan güzel ama gerçekten bu tarz bir dört oyun gördüm diye hatırlıyorum. Ya da aynı oyunu ben mi farklı yaptım bilmiyorum ama. Yani güzel duruyor tatlı duruyor ama ben oynamam şahsen PlayStation Plus'a gelse bakılabilir diye düşünüyorum. İlk oyun buydu. Ha bir de bu oyun ana karakteri gerçekten iyiydi arkadaşlar şimdi yalan söylemeyeyim. İkinci duyurulan oyunumuz böyle klasik bir Sonic oyunu gibi başlayıp sonradan farklı bir yöne doğru ilerleyen ve aslında Shadow yani Sonic'in kötü hali nasıl diyeyim Redout. ...Sonic gibi düşünün. Ben Sonic oyunları hakkında şunu düşünüyorum. Capcom, Capcom muydu? Galiba Capcom'du. Capcom bu Sony'in Mario ile kapışmasını istiyor. Ki bu da çok saçma bir istek. Yani tabii ki de Mario ile kapışmasını isteyeceksin. Ama o kadar kaliteli oyunlar yapamıyorlar. Ki fark etmiş olacaksınız ki kendileri her yıl ya bir ya da iki Sonic oyunu çıkartıyor olmaları lazım. Ve bu oyunlar o kadar garip ki Unity ile yapılmış gibi oluyor. Sonic Frontiers vardı ya mesela. Ya o oyunu ilk gördüğüm zaman fan yapımı bir oyun zannettim. Fan yapımı Zelda benzeri bir Sonic oyunu zannettim. Meğersem orijinal oyunmuş. Sonic biraz 10 üzeri 6'da 5'lerde 7'lerde takılan bir oyun oldu Seven kesinlikle sevecektir çok güzel gözüküyor Ama Sonic konusunda benim böyle çok da bir üst beklentim yok Hani Mario deyince yerler sarsılıyor ya Sonic öyle bir firma değil Sevenin seveceği sevmeyenin büyük ihtimal bu fragmandaki hiçbir şeyini görmeyeceği bir oyun olacak PlayStation'ın Splatoon'u Foam Stars sesini köpüklerle yerlere boyadığımız yani Splatoon gibi bir oyun gelecek. Bu oyun online tabanlı bir oyun. Sony bir böyle oyunlar yapmaya çalışıyordu. Galiba Square Enix yapıyordu bu oyunu. Şöyle ilginç bir şey var. Bu oyun çıktığı ilk gün daha galiba 5'inde çıkacaktı. PlayStation Plus'ta olacak. Ama PlayStation'ın bir tane arabalı oyunu vardı hatırlarsanız onu da. Oyun mesela kapanmıştı. Kimse oynamıyor diye. Yani bence aynısı olacak gibi ama gene de bir bakılabilir. Geldik normalde 30 yaş oyunu diyeceğim ki aslında bu kötü bir şey değil. Bunu sonra sonraki videolarda anlatırım. Resident Evil 2 mesela bayağı yaşlı oyunuydu. PlayStation 1'de oynayan kişilerin böyle özellikle önemseyebileceği oyundu. Fakat 2 remake'i çıkarttılar. Ben kendisini toplam 30 randan daha fazla oynayıp 4 kez falan platinlemiştim. Burada görüyorsunuz. Bağımlısı oldum. Resident Evil serisini bu oyundan sonra çok sevmeye başladım. Ya yani bu tarz remake'ler güzel oluyor. Ki Metal Gear Solid'de de aynısını bekliyorum. 30 yaş oyunu, adam oyunu demem kötü bir şey değil aslında ama siz mantığı anladınız. Silent Hill'da aynı şekilde remake'de geri dönecek. Fakat şöyle short message isimli bir oyun çıkartmışlar. Ve gördüğüm kadarıyla dürüst olmak gerekirse Silent Hill adını taşımasa çok oynanmayacak bir oyun gibi duruyor. Ki zaten kendisi bedava bir demo 2 saat süren bir oyun. Bunu yan kanalında oynayıp bakacağım. Şu an bedava Playstation'ınız varsa gidip oynayabilirsiniz. O yüzden çok eleştirilebileceğini zannetmiyorum. Tatlı duruyor ama çok da özel durmuyor. Gelelim en önemli şey Silent Hill 2 Remake çıkıyor. Silent Hill bayağı övülen bir oyundu. Ben oynamak istiyordum ilgimi çekiyordu. Ne anlattığı falan bayağı ilgimi çekiyordu. Karakterin böyle akıllına geçen bir şeyler falan deniliyordu ya. Herkesin Silent Hill'ı başka falan ne kadar ilginç bir konu lan. Remake'i geleceği için heyecanlıydım. Fakat şu remake'e bir bakın arkadaşlar ya. Oğlum şuna bak lan. Çok böyle Unreal Engine 5 ile yapılan ve karakterin dönme armasyonu istediğin yere dönebildiğin oyunlar oluyor ya. O tarz oyunlar gibi olmuş. Cilalanmaya ihtiyacı var ama zannetmiyorum cilalanacağını. Hadi bu sahnelerde biraz normal gibi gözüküyor olabilir. Ama birazdan gelecek sahnelere bakın. Evet bu sahnelerde... Bak burada bir Last of Us traklık yapmışlar. Tamam orijinal oyunda böyleymiş zaten. Burada Quick Time eventler. Ama bak şu oyun açıkça Resident Evil 4 Remake'den bayağı bir örnek almış diye düşünüyorum. Ki direkt Remake furyasını net şekilde söyleyebilirim ki Resident Evil'lar çıkarttı. Ve bayağı bir örnek alınmış. Ama sanki başarıyla örnek alınmamış gibi. Ki oyun Unreal Engine 5'te yapılmasına rağmen galiba öyle yapılmıştı. Çok kalitesiz duruyor lan. Ya baksana şuna. Bu ne oğlum böyle? Bak bak vurdu. Arkadakine vurdu. Şu arkadakine vurdu hiç tepki vermiyor bak. Sadece kan çıktı sabit duruyor. Tepki vermedi gene. Bir de onu fragmana koymuşlar iyi bir şeymiş gibi. Bak Last of Us mekanikleriyle yapılsa aslında gerçekten iyi olabilir ama birkaç aha bak ayağına vuruyor. Ayağına vuruyor. düşman animasyona bak. Şuna bak. Şuna bak, bir de bunu fragmana koymuşlar iyi bir şeymiş gibi. Çok ilginç bir mantık ama iyi olmamış ve şöyle bir ilginçlik var. Bu oyunun ilk teaser trailerı mükemmel duruyor. Şu grafiklere bakın. Ki bu grafikler kesinlikle oynanabilir olmalı artık. Şuna bak. Ya bir şuna bakın, bir şuna bakın. Hani adam kumralken sarışın olmuş, sakalları şu olmuş. Tamam belki Silent Hill'a ilk girdiği anlarda olabilir de. Ya bu artık çok ulaşılmaz bir görüntü değil ki oğlum. Buna artık ulaşmamız lazım bizim. Unreal Engine 5 de özellikle biraz kalitesiz olmuş. Ki insanların ne düşündüğüne baktığım zaman sevenlerin yazık oldu gibi dönüyor, görünüyor demiş mesela Emin Bey. Kan Bey demiş ki konemiye nasıl laf etsem bilemiyorum. Oyun ciddi ciddi rezalet gözüküyor. Çocukluğum olan ve benim için deli gibi değerli olan bir oyunu böyle hale getirmek çok üzücü ya. Bu bildiğin indie geliştiricinin yaptığı fan made bir oyundan başka bir şey değil. Bak tam dediğim yeri koymuş o vuruş hissini falan. Bu zaten Resident Evil 4 remake kokuyor ya. Ne olduğu bilinmeyen kalan yanlışta Resident Evil 4 remake fragmanı yayınlamışsınız demiş. Hadi diyelim bir hata yapıp oyuna combat mekanikleri eklemek gibi bir riske girdin. Altından kalkamadın. Bu olmamıştın ardından neden neredeyse tamamı combat mekanikten oluşan bir fragman yayınlarsın? Tam dediğim olan niye öyle sahneleri koymuşlar ki? Yani maalesef ki Resident Evil serisine nasıl Resident Evil 2 remake ile girip hayranı olduysam, yedileri Village'ları bayağı sevdiysem sevdiğim gibi olmayacak gibi gözüküyor bu oyun. Yani Silent Hill 2'nin neden özel olduğunu asla anlayamayacağım gibi gözüküyor. Şaka maka Konami gerçekten sizi umursamazken böyle oyunlar yapıyorken ki Metal Gear Solid de bence benzer olacak gibi. Ben gidip bu oyunlara 30 yaş oynayınca insanlar beni işlemişti ama firma maalesef ki oyuncularını bile umursamıyor. Yapacak bir şey yok. Judas diye benim çok ilginç e, bulduğum bir oyun var. Bioshock'un yaratıcılarından geliyor. Ki direkt orijinal adamlarından. Bu tarz oyunları ki en büyük örneği benim için Atomic Heart'ta böyle hepsi birbirine biraz benziyor ya. İşte bir elinizde özellik kullanıyorsunuz. Böyle farklı yaratıklar öldürüyorsunuz. Bakın aynı tarz zaten. Judas bu konuda çok ilgimi çekiyor. Çünkü zaten Bioshock yaratıcılarından geliyor. Ve şöyle bir gariplik var. Bioshock Infinite en başarılı oyunlardan biri. Ama adamlar 10 yıldan beri devam falan getiremedi ki tahminim bence bu adamlar yeni stüdyo kurup lan biz yapalım Bioshock adını kullanmayalım çok para bölünmesi falan demiş olabilirler gibi geliyor çünkü Bioshock 2K'in altındaydı 10 yıl sonunda biri demişti kim demişti onu gene Emin Bey demiş ben artık küçük oyunlar yapacağım diye adam gitmiş ondan sonra geri gelmiş ve gene <laughs> Bioshock yapmış oyun baya tatlı gözüküyor kesinlikle oynayacağım tam PlayStation'a oynamalık bir oyun baksana şuna grafikleri tatlı oynayışı çok güzel gibi gözüküyor ve klasik şey oyunları. Sol elinizde özellik var, sağ elinizde ateş ediyorsunuz falan. Çok tatlı gözüküyor ya. Bu tarz oyunları seviyorum. Hmm, hatta irasyonel games kapanmış arkadaşlar. Sonra Ghost Story yapmışlar adamla. Yani gerçekten Bioshock adını kullanmadan Bioshock'un devam oyunu olacak gibi bu. Beni bilirsiniz. Ben VR'ı pek sevmem. Biraz çocuk oyuncağı gibi düşünürüm. Yani bir alırsınız işte bir hafta oynarsınız sonra bir daha oynamazsınız diye düşünürüm. Fakat Half-Life Alyx olsun ve şu an Metro olsun. Metro da geldi yani bu işin içine. Böyle kaliteli ve ağırlığı olan hikayeli oyunlar sayesinde VR'ın daha da gelişeceğini düşünüyorum. Çok gelişeceğini düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Yani 2016 2016'dan beri neredeyse aynı ya. Ama net şekilde şunu söyleyebilirim. Half-Life Alyx'e rakip geldi gibi. Yani VR aldıysanız kesinlikle Half-Life Alyx oynayacaksınız. Sonra da bir Metro oynayacaksınız gibi. Ki bu fragmanda Half-Life Alyx'e bayağı benziyor. Hatta şu atlama sahnesinin aynısı Half-Life Alyx'te Headcrab'le vardı. Tam bu sahne. VR'da ağırlıklı oyunlar istiyorum artık. Bak sonra hemen bu oyundan sonra duyurulan VR oyununa bakın arkadaşlar. Kötü diye göstermiyorum ama VR maalesef böyle oyunların yeri yani. Hala da öyle. Bak kötü bir oyun değil kesinlikle bu. Ama bir yer böyle casual oyunların yeri oldu. Ha co böyle oynanan tatlı bir oyuna benziyor. gerçekten iyi bir oyun gibi gözüküyor ama ağırlığı yok. Hani buna bunun için VR almazsanız. Ben VR'ın o anlamda gelişmesini istiyordum. Aradaki kalite farkını görüyorsunuz zaten. Metro gibi kaliteli işlerin çıkması lazım ki VR gelişsin. Şaka maka bu da güzel gözüküyor ama VR oynayan arkadaşlarınız varsa Türkiye'de ki zor. Keyfini oynarsınız böyle dungeon falan temizlersiniz. Dragon's Dogma geliyor. Şu fajitlere benziyor Skyrim'deki. Bu oyun bayağı ilgimi çekti çünkü şu oynayış aşırı güzel duruyor lan. Ya ben bu tarz oyunları sevmem. Yani oynamayacağım ama gerçekten çok güzel duruyor. Oynayış da kesinlikle iyidir ama RPG oyunları pek benlik değil gibi. Özellikle büyümüyor. Ee, çok kafa yoramıyorum. O kadar vak vakit harcayamıyorum ama bayağı güzel duruyor oynayışı. Tam bir Unreal Engine 5 ile yapılan YouTube fragmana atılan boş oyunlar gibi gözüküyor ama Dragon's Dogma olduğu için gerçek olduğunu biliyoruz ve çok iyi duruyor. Biraz da büyülü Monster Hunter e benziyor ha. Sonra Rise of Ronin diye böyle hep or şeyde Japonya taraflarında bir Assassin's Creed geçmesini istiyorduk ya. Çünkü Shinobiler Assassin'lara uyuyor falan diye. İşte bu oyun çıkınca insanlar şey demişti Assassin's Creed yapmıyor ama bunlar yapıyor falan diye. Bir çıktı. Oyun böyle bir çiğ duruyor bu Rise of Ronin ya. Ne bileyim. Bak zıplamada şey yok. O Grappling Hook'ta bir ağırlık yoktu. Ulan Batman'de örnek alsa arkadaşlar, bunun açılması da bir ağırlık yok. Casual, çi duran bir oyun gibi geldi. Ağır süzülüyor lan bu ne, Assassin's Creed 2'deki Leonardo da Vinci'nin o görevinde bile daha hızlı süzülüyorduk yani. Aha da hızlandı biraz da. Batman'de örnek alınabilirdi diye düşünüyorum, Arkham Knight olandan. Şu savaş makinelerine bakın mesela. Hafif Sekiro-Nioh karışımı olmuş. Ghost of Tsushima gibi de sayılabilir. Yok ya, hiç ilgimi çekmedi. Baksana şu vuruş hissine ya. Ha bak adamı çektik stealth atak yaptı yerde adama taktı adamı yarı canı anca gitti. Ve adam hemen kalkıp yerine dönmeye çalıştı bak bak. Bak abi, bu ne abi? Bunun, bunlar niye fragmana koyuyorlar? Şu arayüz tam tamına bir mobil oyun arayüzü zaten. Assassin's Creed Jade çıkmıştı birkaç ay önce. Şu an herkes açık mı bilmiyorum ama Assassin's Creed Jade, Jade, Jade kaliteli bir mobil oyun ya. Bu oyunda kaliteli bir mobil oyuna benziyor. Ve benim bütün heveslerim gitti yani. Ama grafikleri güzel. O konuda hakkını yemem. grafikleri bayağı güzel duruyor. Ama oynayışı çiğ. Battle Pass al 30 level ol bu atı aç falan gibi. Evet grafikleri gerçekten iyi duruyor ve Türkçe çıkıyor. Tahminime göre böyle bir 5-6 ay sonra ya da en kötü ihtimal bir yıl sonra PlayStation Plus'a gelecektir. O zaman bile pek oynayacağımı zannetmiyorum çünkü Ghost of Tsushima'ya bile oynayamamıştım. Gelelim favorime. Ya bu oyun ben hiçbir zaman PlayStation almak konusunda pek e, ilgili değildim. Küçükken ama bu oyunu görünce işte Tamer Yeşilla'dan falan izlemiştim. Until Dawn'ın Remastered'ı sonunda geliyor ya. Bu oyun çok iyiydi oğlum. Ve PlayStation 4'te bu oyun 20 FPS. Çünkü zamanında o kadar iyi grafikleri vardı ki PlayStation kaldıramıyordu. O kadar iyi yüz mimikleri vardı ki oyun da çok iyiydi. Ya bu oyunu bilmiyorsanız gidin oynayın arkadaşlar. PC'ye geliyor ve Unreal Engine 5 ile tekrar yapılıyordu. Unreal Engine 5 ile yapılıyor. PC PlayStation 5'e geliyor. Third Person modu geliyormuş. Oo, Tom Raider'lardaki gibi bir şey olsa çok iyi olacak. Yani sadece şuradan bile gördüğüm kadarıyla bu çok iyi olacak. Bu çocuk maskesi gibi duruyordu mesela o oyunda. Serisini belki vlogura yaparım diye düşünüyorum. Evet geldik Kojima abiye. Kojima abi gerçekten ilginç bir adam arkadaşlar. Farklı şeyler düşünüyor. Mesela burada maske yerine maske yerine arkadan ağzını şöyle kapatan bir maske düşünmüş adam ve o maske gözünü gözünü kapatıyor, hareket ediyor. Gerçek bir maske gibi bir şey yani çok ilginç fikirleri var adamın. Death Stranding benim çok ilgimi çeken bir oyun olmamıştı. Merak ediyordum ama ben oyunları oynadığımı platin oynadığım için bu oyunu platin bitirmek büyük ihtimal 200 saat süreceği için oynayamamıştım. Bu oyun Amerika'yı daha böyle alanımıza almayı anlatacak gibi duruyor. Ve şurada şöyle bir ilginçlik var. Şu kukla, bakın 8 FPS ayıktan motion capture bir yes. kukla Onları bir şey koyacağım. Beni oraya, gerçekten oraya mı Bataks. koyuyorsun sen? Popona mı? What about shotgun? Shot Şal... Ah, popona mı koyuyorsun şatkan? burada bir cinsel şaka yapıyorum. Ben, ben onu koydum. koydum. Burada Mimir'e bir gönderme yapılmış. Bu arkadaşlar Türk yönetmen Fatih Akın kendisi. Koşuma kendisiyle böyle görüşüp Twitter'a fotoğraflar atıyordu ve millet de Türk adam falan anneciğim geleceğim. Videodayım. Böyle şeyler atıyor. Ne alaka lan yeni oyuna mı gelecek ve gerçekten yeni oyuna gelecek adam. Aşırı ilginç bir tercih. Böyle arkanızda konuşan oyunun mizah seviyesini değiştiren Mimir gibi bir karakter yapmak istemiş kendisi. Oyunda en çok ilgimi çeken yer şu karakter oldu. Troy Baker seslendiriyor ve kardeşine benziyor. Birleşmiş hali falan filan deniliyordu. Bu adam gitar çalıp böyle havalı sayılar yapıyor. Baksana şuna ya. Bu, bu çok ilginç bir oyun olacak gene. Zaten Kojima ilginç bir adam o yüzden seviliyor. Ve en çok şaşırdığım şey oyunda bir bebek var. Galiba bu dünyada bebek doğamıyor muydu? bir şey mi oluyordu? Öyle bir lore olayı vardı diye hatırlıyorum. Benim en çok ilgimi çeken şey şu kısım oldu. Grafikleri benzer gözüküyordu ama böyle kısımlar. Dediğim gibi oyunun amacı Amerika'yı daha da açmak. Daha da bağlamak network ağımıza. Şu sahneler ki bunlar değil. Bu sahneler. Bu sahne. Şu bildiğin Unreal Engine 5 demosu gibi. Ve bu sahne iyi bir oyun olacaktır kesinlikle. Oynar mıyım? Büyük ihtimalle oynamadığım için oynayamayacağım. Ve vaktim olmadığı için ilkini de asla oynayamayacağım için bu seriyi asla oynayamayacağım. Evet haberler bu şekildeydi. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Palworld Steam'den 12 milyon satarak Xbox Game Pass'te bedava olmasına rağmen Xbox'ta da 7 milyon oyuncuya satmış. Yani toplamda 19 milyon kişi. Şimdi Türkiye'de 85 milyon kişiyiz. 19 milyon çok fazla gelmeyebilir dünya açısından. Fakat şöyle bir gariplik var. Resident Evil 4 Remake toplamda 6,5 milyon satmış. Ve Capcom'a göre bu felaket de başarı ve bu adamlar remake'lerini devam ettirecek. Yani 5'i de yapacak, 6'yı da yapacak büyük ihtimal ya da 1'e tekrar yapacak. Capcom 6,5 milyon kopya için bu kadar uğraşmışken bu adamlar 19 milyon sattı. Hadi 12 milyon diyelim yani felaketleri de fazla bir başarı ya helal olsun. Evet haber kankaları, state of play kankaları. Haberler buraya kadar da hızlıca toparladığım hem benim öğrendiğim hem size anlattığım bir sunum videosu yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bugün bu kadardı. Daha çok Arda kankalı isterseniz Instagram gelebilirsiniz. Ve sonraki günlerde görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz.